bu konuda resmi otorite olan belediyelerin imar ve ruhsat birimlerine bizim bu sistemlerimizin ne gibi çözümleri yaratabildiğini, doğru olarak uygulanmasında nelerin gözetilmesi gerektiğini, hangi standartlara uyulması gerektiğini, gerek ürün gerek uygulama koşulları açısından bilgilendirmek gerekiyor. Özellikle bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz uygulamalarda böyle bir yönetmelik de olmadığı için zaten bu konuda eksiklik olduğunu fark etmiş ve kendi gayretlerimizle bunu gündeme getirmeye çalışıyorduk. Bu yönetmelik bu yöndeki bilgi alışverişini, motivasyonu daha sağlıklı hale getirecek diye ümit ediyoruz. Tabii her işin olduğu gibi bir de bunun nihai kullanıcı durumu var. İnsanlarımız şehir hayatı içerisinde araç kullanımını yoğun olarak yaşıyorlar. Ve bu ihtiyaca dönük beklentilerini talep olarak ortaya koymalılar. Bu talebi biçimlendirmek için bu yönetmelikler ortaya çıkıyor. Bu bilincin artışı bu sistemlerin tanınırlığıyla birlikte bu sorunun çözümü için önemli bir anahtar olacak. Yani eğer siz bir daire alacakken değerlendirmenizde o dairedeki ankastre fırın yerine bu binada benim için yeterli otopark sayısı, kalitesi, kullanım koşulları uygunluğu var mı diye bakarsanız ve bunu da bir parametre olarak kullanırsanız o zaman yapımcılar ve bu konuda onay verecek olanlar bu sistemlerin sizin ihtiyaçlarınıza cevap vermesi için kullanımını desteklerler, yönlenirler. Dolayısıyla bizim bu yönde de işte sizin gibi bu programlar aracılığıyla kamuoyunu bilgilendirmemiz, bu farkındalığı artırmamız ve uygulamalarımızı tanıtarak yönlendirmemiz gerekiyor.